tane benim madalyam var. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın taktığı göğsündeki madalyam, birisi de sırtımda taşıdığım, öbür dünyada da gururla "Ya Resulallah, ben bu yarayı vatanımı savunurken aldım" diyebileceğim bir madalya olarak görüyorum onu da. Bizim bayraklarımız elimizde olduğu sürece zaten Türk askeri bize bir şey yapmaz diye düşünüyordum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir başkomutan olarak çıkıp da halkını meydanlara çağırdığı zaman biz de ailecek abdestlerimizi aldık bu sefer. Birbirimize helalleştik. Annem, babam, ablam ve ben sokağa çıktık. Korku azaldı, yok oldu. Korku diye bir şey kalmadı. Hiçbirimiz bunu düşünmedik. Tam tersine nerede olay daha kötüyse, nerede işte silahlar patlıyorsa oraya doğru yöneldik. Buraya geldiğimizde de insanları yavaş yavaş ayaklarından vurmaya başladıklarını gördük. İşte o gaziler yanımızdan geçip gitti ama kalabalık azalmadı. Sonradan ifade verirken öğrendim, başlarında bir albay varmış ve o ateş emri vermiş. O saatten sonra insanları öldürmek için taramaya başladılar. Yani o zaman o karşımızdakinin bizim askerimiz olamayacağını ilk o zaman anladım sanırım. Çünkü yani dediğim gibi bizim hepimize bayrak vardı. Karşımızdaki bizim şanlı askerimiz olmalıydı ama insanları işte başlarından, kalplerinden vuruyorlardı. Vahşice öldürmek için vuruyorlardı. Biz de yere çöktük mecbur ama ilk fırsatta tekrar ayağa kalkıp üstlerine gidiyorduk. En önlerdeydik. Sonra benim arkama biz yerdeyken bir yaralı düştü. Bacağından vurulmuş sanırım, sesini duydum. Ve refleks olarak ayağa kalktım, yardım etme içgüdüsüyle sanırım. Ben de o an sırtımda bir acı hissettim. Tabii yani mermiler nasıl olur, mermi nedir bilmediğim için sırtımdan bir plastik mermiyle vurulmuş olabileceğimi düşündüm. G3 daha önce adını bile duymadığım bir şeydi. Meğer G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek yemiğimi kırmış, işte ciğerlerimin ikisine daha hasar vermiş ve benim sırtımda 15 cm genişliğinde bir delik, bir yara açarak çıkmış. O yüzden sırtımda hissetmişim acıyı. Sonrasında buradan beni babam kucaklayıp yakındaki hastaneye götürmeye çalıştı. Orada da her yerde yaralılar vardı. Vurulanlar hiç oraya gitmişti. Yerlerde bile sedyelerin üstünde yaralılar tedavi edilmeye çalışıyordu. Beni de bir bekleme koltuğuna yatırdılar. Benim hiç bilincim kapanmadı. Hep etrafımda olup bitenlerin farkındaydım. Hatta yıllar sonra hastanede görüntü çekenler, işte "ben seni görmüştüm, hatta videonu çektim ama seni öldü sandık biz" diye çok fazla insan sonradan bana ulaştı. Bir haftalık yoğun bakımdan sonra aylarca tedavim devam etti. Liseye başladığım zaman, ben yoğun bakımdayken tercihlerimi benim adıma ablam yapmıştı. Liseye başladığım zaman hala sırtımda pansumanım devam ediyordu. Geçen yıllarda yine lisede olduğum zamanlarda iki ameliyat daha geçirdim. Çok şükür şimdi sağlık olarak iyiyim. Sadece sırtımda işte 15 cm uzunluğunda böyle hilal şeklinde bir yara izim var. Onu taşıyorum. Onu da çok seviyorum ama hep de diyorum, iki tane benim madalyam var. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın taktığı göğsündeki madalyam, birisi de sırtımda taşıdığım, öbür dünyada da gururla "Ya Resulallah, ben bu yarayı vatanımı savunurken aldım" diyebileceğim bir madalya olarak görüyorum onu da. Çok mutlu oldum, çok gururlandım tabii ki. Ömrüm boyunca, benim ömrümden sonra hatta torunlarıma miras olarak bırakabileceğim bir gurur oldu bu madalya benim için. Gazilik bana nasip olduğu için binlerce kere şükürler olsun. Sonrasında devletimiz de bizim böyle arkamızda olup bu madalyayı bize layık gördüğü için onlardan da Allah razı olsun.